Ya bizim ailemiz esasında 1800 küsürlerden beri, 1850'lerden beri bu işi yapıyor. Nereden? Baba tarafım benim Yugoslav göçmeni Midil'den. Türkiye'de beni bu şeyle birlikte ne derler 1920'lerde Türkiye'ye gelmişler. Oradaki mallarını, mülklerini, her şeyini bırak. Zeytinci de burada devam etmişler. Yani ve babam dedemden sonra 1949 yılında bu işe başlıyor. Babam 1972'de vefat ediyor. Ondan sonra da bu işi ben alıyorum. Benden sonra şimdi ben de gelecek kuşağı kızlarıma bırakacağım inşallah. Şimdi güzel zeytinyağı deyince ilk önce zeytinyağının 3 tane pozitif parametresi var, niteliği var güzel olarak. Bir tanesi meyvemsi tat ve koku, ikincisi acılık, üçüncüsü yakarlılık. Ama acılık ve yakarlılığın bir harmoni içinde olması lazım. Zeytin üreticisi Profesör Doktor Arton Ünsal'ın dediği gibi zeytin üretenler barışçı insanlardır. Doktor Arton Ünsal şunu der, ekecek birkaç dönüm toprağa, birkaç ağaç zeytini olan bir insan savaşçı insan olamaz. Onlar barışçı insanlardır. Göçebe insanlar değillerdir. Zeytinyağı natürel olarak tüketilebilen yegane yağdır. Aynı bir şeftali meyve suyu gibi. Başka içinde hiçbir karışım yoktur. Zeytinyağı bugün uluslararası arenada daha tam benim gördüğüm kadar Türkiye'de bile layık olduğu yeri bulamamıştır. Bir kişi başına dünyada ortalama 15 kilo zeytinyağı tüketiliyorsa Türkiye'de 2 kilo tüketilmektedir. Bu da Türkiye'nin, Türk halkının kendi ürününü tüketmemesi anlamına gelmektedir. Zeytinyağı üreticisinin çok büyük sıkıntıları vardır. Bu sıkıntıların içinde yapılan destekler konusunda ilk birinci plana gelir. Bugün Avrupa'da zeytinyağı üreten ülkelerde üretici bir ailenin 1 kilo zeytinyağına Avrupa'da 1 euro destek veriyoruz. Türkiye'de ise 80 kuruş. Bu diferansla, bu farkla biz dünya pazarlarında kimseyle baş edemeyiz. İlk önce yetkililerin bunu göz önüne almaları lazım. Yeni tarım kanunuyla birlikte Türkiye'de ürün konseyleri daha doğrusu kuruma kararı alındı ve buna bu ürün konseylerinde ilk zeytin ve zeytinyağı konseyini biz kurduk. Çok uzun çalışmalardan sonra gerek Tariş'te, gerek Marmara Birlik'le, gerek başımızda Avrupa Müktesebatı'nı Türkiye tercüme etmiş Doktor Mustafa Tan'la birlikte çok büyük çabalardan sonra bu müktesebatı, bu konseyi kurduk. Ve bunu kurmakla birlikte bu çok çok iyi şeyler yapıldı Türkiye. Mesela Türkiye Uluslararası Zeytinyağı Konseyi'nden çıkmıştı. Tekrar Uluslararası Zeytinyağı Konseyi'ne girdik. Dahilde işleme rejimine mani olduk. Türkiye'ye dışarıdan yağ getirmelerine mani olduk. Bütün en ufak üreticiye bile dünyadaki gelişmeleri her an, bu alandaki gelişmeleri her an bilmelerini, iletmelerine vasıta olduk. Dolayısıyla hem fiyatlarda hem proseslerde çok ciddi katkılarımız oldu. Mesela Ayvalık tipi diyoruz, Ayvalık tipi zeytinyağı. Ayvalık çok özel bir yerdir. Ayvalık coğrafi tescilini almış bir yerdir. Çünkü Ayvalık zeytinyağları hologramla satılmaktadır ve coğrafi tescil olan mallar ve aynı zamanda menşe işareti olan mallar. Bir zamanlar Ayvalık'ta bir Amerikalılar geldiler, ondan belki 20-25 sene evvel bir şey yaptılar, bir tarama yaptılar halkın üzerine. Bu taramada şu bulundu, bu bölgedeki insanlarda kalp hastalıkları asgari derecede. Bu da zeytinyağından ileri gelmektedir. Aydın'da ise orada da kanser asgari derecede. Neden? Orada da incirden ileri. Zeytinyağı üreticisi kötü mal satamaz. Biz esnaflar kötü mal satamayız. Sevmediğimiz, beğenmediğimiz malı satamayız, pazarlayamayız. Bu bizim tabiatımıza aykırıdır bu iş. Zeytinyağı
zeytinyağının bir periyodisitesi vardır. Yani şu bir sene var, bir sene yok. Bu alternansı asgariye indirme yollarına çalışılıyor. Modern ziraat getiriyor. Yepyeni plantasyonlar yapılıyor Türkiye'de. Gördüğünüz gibi yepyeni modern fabrikalar kuruluyor. Hijyen yerinde çalışma sistemleri, intizamlı pırıl pırıl fabrikalar kuruluyor. Onun için Türkiye'nin esasında bu malı, bu zeytinyağını dünyada daha iyi değerlendirmesi, daha iyi pazarlaması yönünde çalışmalar yapmamız gerekir. Bu eksik, önemli bir eksikliktir. Güzel zeytinyağı dediğimiz zaman, zeytinyağını kırdığınız zaman zeytin içindeki koku, bıçağla bademi aldıran bir koku, güzel zeytinyağı bu koku. Yani bu kokuyu zeytinyağında arayacaksınız. Benim ailem Bambam uluslararası 1960'lar 70 arası uluslararası zeytinyağı konseyinde uluslararası ara bulucu ve hakem idi. Ben de o zamanlar babamın bu toplantılara gidip ben St. Joseph'de otururken bana getirdiği şeyler, yaz ayları konuları Türkçe'ye tercüme ederdim. Onlar da bakanlığa bizim ailemiz tarafından tercüme edilmiş bu şeyler, ne derler, bilgiler, bu sirkülerler bizim tarafımıza aynı şeye gönderildi. Odalar ve Borsalar Birliği'ne gönderilir. Orada rahmetli Sırrı Enver Batur Bey vardı, onun raportörüydü. Tabii bu babam böyle olduktan sonra günün birinde ben kendim düşünüyordum. Babam bunu yaptı. Ben ne yapabilirim? Türkiye'de bir zeytinyağı konseyi kurma yolunda çalışmalar yapabilmeliyim diye düşünürken buna muvaffak olduk. İnşallah bizden sonraki nesiller Uluslararası Zeytinyağı Konseyi'nde konsey başkanı da olurlar. Onu düşünüyorum, tahmin ediyorum ve diliyorum. Zaten Türkiye'den uzun yıllar evvel Süleyman Aksu diye bir arkadaş, bir büyüğümüz, babamın arkadaşlarından bir tanesi Uluslararası Zeytinyağı Konseyi başkanlığını yaptı. Babamın vefatından sonra Uluslararası Zeytinyağı Konseyi'ndeki Cezmitüz Ticaret Müşaviri Cezmitüz Bey vardı. Uluslararası Zeytinyağı Konseyi'nde babamın ölümünü bildirdikten sonra konsey Cezmitüz oradaki konseydeki hislerini şu şekilde bize tercüme etti. Anneme yazılan bir mektuptur. Okuyayım mı? Muhterem hanımefendi, Uluslararası Zeytinyağı Konseyi'nin Haziran 72'de Madrid'de yapılan 20 ve 26. dönem toplantısına katılan heyetimize başkanlık etmekle görevlendirildi. Aldığım talimat mucibince görüşmeler sırasında gündemin 18. maddesi müzakere edilirken Uluslararası Arabulucu ve Hakem Heyetinde üye bulunan sevgiliniz Faruk Kantarcı'nın vefatını Konsey Genel Kurulu'na bildirdim. Bu beyanımı takiben söz alan Konsey Direktörü Mesut Hüseyin Deniz, merhum zevciniz hakkında çok sitayişkar sözler söyledikten sonra özellikle konseyin faaliyetlerine unutulmaz katkıda bulunduğunu, hem meslektaş hem insan olarak mütevaffanın şahsında büyük bir kayba uğramış olduğunu ifade ettikten sonra, başta siz zevcesi olmak üzere ailesine ve meslektaşlarına taziyetlerini ve iyi temellerini sunmuştu. Onu takip eden konsey başkanı İtalya Senatosu üyesi Monsieur Donato de Leonardis, keza aynı mealde ve heyetimizi duygulandıran ve heyecanlandıran bir konuşma yapmış, taziyet ve iyi temennilere camianın iştirak ettiğini belirtmişti. Tarafımızdan kendilerine teşekkür olunarak beyanlarının size, ailenize ve merhumun meslektaşlarına ulaştırma görevinin ifasına tevessül bulunacağını bildirmişti. Bu vazifeyi yerine getirirken merhuma rağmen sizlere başsağlık, sabır ve iyilikler dileriz. Saygılarımı sunarım. Cezmitüs Ticaret Müşaviri. Babam 1968 yılında Uluslararası Zeytinyağı Konseyi'nin yıllık toplantılarında Ayvalık'ta terdip etti. Onu da hatırlıyorum. Bu arada biz de vardık. Son 3 senede 3 tane uluslararası ödül aldım. Bir tanesi Flos Olei, bir İtalyan
ödülü İtalyan firmasının vermiş olduğu, İtalya'da yapılan bir yarışmada verilen bir ödül. Arkasından Maria Solinas, dünyanın en prestijli yarışmasında hafif meyvemsilik dalında gümüş madalya aldım. Bir de geçen sene Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi'nin yaptığı yarışmada mansiyon ödülü aldım. Benim arkam Selman Bey'si bunları almıştı.